Merhaba, aradolu.com'da sohbetleri ve mutfağıma bir kez daha hoş geldin. Bugün seninle beraber glutensiz keten tohumlu galeta yapacağım. Galetamın yapımı çok kolay, glutensiz olduğu için de hem daha sağlıklı hem çok lezzetli. Galetamın malzemelerinde ufak değişiklikler yaptım. Kara buğday unu ve tabii ki glutensiz tam yulaf unu. Zeytinyağı, sade yağ, Hindistan cevizi şekeri, keten tohumu, pekmez, karbonat, tuz ve tabii ki yumurta ile yoğurt. Evet, şimdi galetamı yapmaya başlıyorum. İlk önce 2 yemek kaşığı sade yağ koyuyorum yoğurma kabıma. Sade yağ yapısı gereği diğer katı yağlar gibi değil, birazdan kendi kendine yoğurma kabının içinde yumuşayacak. Üstüne 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Sıra geldi unlara. 5 yemek kaşığı glutensiz tam yulaf unu ve 5 yemek kaşığı kara buğday unu. Glutensiz unların birbirini tutması ve kabarması biraz daha zor oluyor. Bir çay kaşığı karbonat üstüne birkaç damla limonla bize yardımcı olacak. Hafifçe karıştırıyorum ve üstüne yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da Hindistan cevizi şekeri ekliyorum. Bir kaşık yoğurt, yumurta ve yarım avuç kadar keten tohumu. Hepsini güzelce karıştırıp birbirine yediriyorum. Karışımın kıvamına göre azıcık su ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Lastik eldiven çok yapıştığı için bu sefer ellerimi güzelce yıkayıp eldivensiz yoğuruyorum. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. En sevdiğim kısma geldim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıyorum. Hafifçe yuvarlayıp tahtanın üstünde galeta şekli veriyorum. Mide ağrısına, can sıkıntısına her şey iyi gelir. Hem lezzetli hem cazibeli bir dokunuş. Pekmezle susamı karıştırıp üstlerine sürüyorum. Thank you.
hazır. Bu arada fark ettim mi bilmiyorum, fırına koymak için doğal yağlı kağıt kullanıyorum. Galeteler önceden ısıtılmış 160 derece fırında yarım saat kadar pişecekler. Galetelerimi film izlerken yemeni tavsiye ediyorum. Benim liste başı filmim Il Postino, Postacı. Şiir tadında bir film. Şiir yazana değil, ona ihtiyacı olana aittir cümlesi seneler içinde sadece hafızama değil yüreğime de kazındı. Penso che hai regalato a Beatrice la poesia che avevo scritto per Matilde. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Piştikten sonra fırını kapatıp 10 dakika kadar kapağı açık olarak içinde bekletirsen kıvamı daha iyi olur. Yanında labne peynir ve zeytin ezmesiyle tadına doyulmaz olur. Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı, sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kal.